Arıcılık yalnız bal üretimi yönünden değil, aynı zamanda çiçek ve bitkilerin döllenmelerini sağlamak bakımından da önemlidir. Sayısız tarımsal ürünler döllenmek ve bol verimli olmak için bal arılarının çalışmalarına muhtaçtırlar. Arıcılık maharet isteyen bir sanattır. Arıcılar arılarının daha iyi çalışması için gerekli iyi şartları temin etmek zorundadır. Yıllardan beri Batı ülkelerindeki bal arıları ciddi bir şekilde Varroa jacobsoni, yani arı canavarı tarafından tehdit edilmektedir. Bu parazit erişkin, larva ve pupa halindeki arıların kan sıvısını emerek beslenir. Burada olgun bir dişi Varroa görülmektedir. Varroa paraziti başlangıçta Güneydoğu Asya'da ve buraya komşu ülkelerde Apis serena denen bal arıları üzerinde yaşıyordu. O sıralarda Doğu arısı Apis serena ile Batı arısı Apis mellifera arasında bir temas yoktu. Batı arısı ekonomik yönden çok daha faydalı olup Doğu arısından daha küçük yapıdadır. Geçen asırda Batı arıları Asya'ya getirildi ve Varroalar bunlar üzerine geçerek bulaştırdılar. Daha sonra Varroa ile bulaşık Batı arıları tekrar Batı ülkelerine götürülmüş ve böylece Varroa paraziti Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'ya yayılmıştır. Yassı vücutlu Varroa paraziti bal arılarına çok iyi adapte olmuştur. Bu parazit arı üzerine atlayarak arının ilk iki karın halkası arasına sıkıca tutunur. Bu sebepten dolayı da arıcılar bu paraziti kolay kolay göremezler. Varroalar yalnız mühürlenmiş, kapatılmış petek gözlerinde çoğalırlar. Ekseriya bu petek gözlerinin bal mumuyla kapatılmasından biraz önce değişik sayıda varroalar petek gözleri içerisine girerler. Bu petek gözleri birkaç gün sonra açıldığında ve arı larvası çıkarıldığında çeşitli gelişme dönemindeki varroalarla olgun varroalar birlikte görülebilirler. Varroalı bir petek gözü kapatıldıktan birkaç saat sonra açılıp incelenirse, parazitler petek gözü içindeki sıvı gıda içinde görülebilir. Sıvı gıda içinde bulunan parazit, boğulmamak için kendisine bir delik açarak solunumunu temin eder. Kapalı petek gözünde bulunan parazitin çoğalmasını incelemek için, bu parazitle bulaşmamış bir kovandan bir çerçeve alınır. Bu çerçevede yumurtalı ve henüz kapanmamış petek gözleri işaretlenir. Böylece parazitin çoğalması takip edilebilir. İlk olarak bu çerçeve ince bir plastikle kapatılır ve plastik çerçeve üzerine iki raptiye ile tespit edilir. İnce plastik örtünün raptiye ile tutturulduğu yerler işaretlenir. Buradaki dolu petek gözleri kısa süre sonra kapatılacaktır. Bu çerçeve tekrar kovan içerisine konur.
Birkaç saat sonra bu çerçeve incelemeye alınarak kapatılmış olan petek gözleri tespit edilir ve işaretlenir. Ve parazitin daha sonraki çoğalma dönemlerini izleyebilmek için bu petek gözleri numaralanır. Daha sonra bu parazitle bulaşık kovanlardan alınan parazitler henüz yeni kapatılmış bu petek gözlerine transfer edilir. Her petek gözü keskin bir jiletle kesilerek dikkatle açılır. Ve bir varroa paraziti bu petek gözlerine bırakılır. Sonra bu petek gözleri gene dikkatle kapatılır ve çerçeve gene kovanına konur. Bu gözlere konan parazitler çoğalmaya başlarlar. Bu petek gözleri değişik zamanlarda tekrar açılarak genç arı çıkıncaya kadar içinde ne olup bittiğini anlamak için incelemeye alınır. Petek gözüne henüz bırakılmış olan parazitin vücut yapısı basık ve yassıdır ve karın parçaları birbirine yakındır. Fakat bir gün sonra parazitin vücudu gözle fark edilir şekilde şişer ki bu da parazitin yumurta yapmaya hazır olduğunu gösterir. Takriben 60 saat sonra parazit ilk yumurtasını bırakır. Bundan dişi parazit gelişir. Parazitin bu ilk gelişme dönemine protonimf diyoruz. Bu dönemdeki parazit istirahat eder ve kendi kabuğunu geliştirir. Bu ilk gelişme dönemini ikincisi takip eder ki buna da deutonimf diyoruz. Bu dönemde parazit aktivite kazanmıştır. Kan emerek hızla gelişir. Bu dönemde de daha sonraki gelişme devresi için bir istirahat dönemi vardır. Dişi parazitler 7,5 günde gelişme dönemlerini tamamlayarak olgun parazit haline geçerler. Parazitin yaptığı ikinci yumurta döllenmemiştir. Bundan da erkek varroa çıkar ve yine iki nimfal dönemi geçirerek olgun hale gelir. Parazitin erkekleri dişilerinden daha küçüktür. Sonra kapalı petek gözü içindeki arı larvası şekillenmeye, renklenmeye başlar. Bu sırada bu gözde biri dişi biri erkek olmak üzere iki genç parazit henüz olgun şekle geçmişlerdir. Erkek olgun parazitlerin beslenmeye ihtiyaçları yoktur ve hayatları da çok kısadır. Parazitler kapalı petek gözünde çiftleşirler. Erkek parazit ağzındaki spermayı dişinin üçüncü çift ayakları arasında bulunan çoğalma organına boşaltır. Burada işçi arının gelişmesi görülüyor. Bu süre 21 gündür. Aşağı bölümde ise 3 varroa yavrusunun gelişmesi verilmiştir. Bunlardan ikisi dişi, biri erkektir. Erkek arıların gelişmesi 4 gün daha geç olur. Böylece erkek arı gözlerinde daha çok parazitin çoğalması ve gelişmesi mümkündür. Bundan dolayı parazitin bu gözlerde çoğalması işçi arı gözlerinden daha fazladır. Eğer parazit sayısı çok fazlaysa bir tek petek gözünde birden fazla parazit bulunabilir. Bunları öldürmek için gerekli tedbirler alınmadıkça sayıları da devamlı artar ve aniden kovanın söndüğü görülür. Varroatozisin bu son aşamasında koloni içinde bir takım hastalık yapıcı bakteriler ve virüsler ortaya çıkar. Burada varroa'nın zayıf düşürdüğü arılarda görülebilen diğer bulaşıcı arı hastalıklarının araştırılması amacıyla hazırlanan bakteri kültürleri görülmektedir.
belli bir kuluçka döneminden sonra mikroskop altında hangi mikropların çoğaldığı tespit edilmektedir. Burada önemli olan çok tehlikeli Amerikan yavru çürüklüğü hastalığını daha az zararlı diğer hastalıklardan ayırt etmektir. Bu konuda kibrit çöpü testi arıcılara yardımcı olur. Amerikan yavru çürüklüğü varsa, göz içinden kibrit çöpüyle arı larvasını çıkarmak istersek, larva kibrit çöpüne yapışır ve ip gibi uzar. Sağlıklı bir kovanda petek gözlerinin hemen tamamı larvayla doludur ve herhangi bir ölü larva veya zarar görmüş petek gözü yoktur. Burada yapılan araştırmaların amacı varroatosisi daha başlangıçta tespit etmek ve gerekli önlemleri almaktır. Bu çalışmalar Almanya'da Freiburg Veteriner Araştırma Enstitüsü'nde ve Hollanda'da Ambrosius Hov Arıcılık Araştırma Çiftliği'nde yapılmıştır. Varroa'ya karşı değişik mücadele metotları denenmiş ve etkinlik dereceleriyle sahada tatbik edilme imkanları tespit edilmiştir. Bu metotlardan biri kontrollü erkek arı gözleri metodudur. Bunun sebebi de varroaların çoğalmak için erkek arı gözlerini tercih etmeleridir. Bu gözler işçi arı gözlerinden biraz daha geniştir. Mümkün olduğu kadar çok sayıda erkek arı gözünü taşıyan bu iş için özel yapılmış bir çerçeve kuluçkalığın bir kenarına yerleştirilir. İlkbahar kuluçka döneminde bu gözler çabukça doldurulur ve kapatılır. Erkek arı gözleri çok olan ve özel olarak yapılmış bu çerçevelerden her koloni için 3 veya 4 adet hazırlanıp sırayla kullanılabilir. Bunları kovana yerleştirdikten 3 hafta sonra çıkarırsak tuzağa düşmüş olan varroalar alınmış olur. Bu çerçeveler önce derin dondurucuya konarak dondurulur. Daha sonra kırılır ve çift elekli bal süzgecinde yıkanır. Varroalar eleğin üzerinde kalır ve kolaylıkla sayılır. Erkek arı gözleri metodu çok zahmetli bir metod olup aynı zamanda tam bir sonuç vermez. Varroaları tuzağa düşürmek için kullanılan bir metot da kafese alınmış ana arı metodudur. Yazın kuluçka döneminde varroalar çoğunlukla işçi arı gözlerini tercih ederler. Bu iş için hazırlanmış ve petek gözleri henüz açık olan birkaç çerçeve kullanılır. Gözler kapatıldıktan sonra bu çerçeveler alınarak tahrip edilir. Bu yolla da varroalar kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.
Ana arı boş bir çerçeveye nakledilir. Bu çerçevenin iki tarafı kafesli telle kapatılmıştır. 9 gün sonra bu çerçevenin petek gözleri yumurtayla doldurulmuş ve bazı gözlerde henüz kapatılmıştır. Bu sırada ana arı buradan alınarak başka bir çerçeveye konur ve tekrar kafes telle bu çerçeve kapatılır. Bu usul birkaç defa tekrar edilir. Yumurtayla henüz yeni doldurulmuş petekler gözlerinde varroa taşıyacaklarından bunlar bir tuzak gibi kullanılır. Bu çerçevelerden ana arı alındıktan sonra kovanda bulunan bütün çerçeveler tek tek ana arı memesi yönünden incelenir. Eğer bir ana arı memesi unutulmuşsa arı oğula gidecektir. Kafeste ana arı metodu da çok zahmetli bir metottur. Ayrıca kovanda ikinci bir ana arı meydana geleceğinden kovanın oğul verip kaçma riski de vardır. Adet kafes telle kapatılmış çerçeve ard arda kovan içine yerleştirilir. Ana arı her çerçevede 9 gün kalacak şekilde muhafaza edilir. Daha sonra çıkarılarak ya kovan içine serbest bırakılır veya genç bir ana ile değiştirilir. Genç arılar çıkmadan önce bu kafesli çerçeveler kovandan alınır ve tahrip edilir. Varroalar üzerine ısının etkisi de laboratuvar düzeyinde denenmiştir. Bu metodun esası, çevre ısısı devamlı bir şekilde yükseltildiğinde varroaların arıları terk etmeleridir. Ancak bütün kovanlarda aynı ısıyı muhafaza etmek hem güçtür hem de arıların bir araya toplanarak salkım yaptıkları görülmüştür. Bütün bu metotlar varroa ile başarılı bir mücadele için uygun değildir. Bu sebepten akarisit ilaçlar denemeye alınmıştır. Bu ilaç denemelerinde kullanılacak ilaç temas zehirliliği yönünden arılar üzerinde onların karınlarına bir damla ilaç konarak denenir. Aynı ilaç bu sefer de parazit üzerinde denemeye alınır. Arılar için herhangi bir zararlı etkisi olmayan fakat varroa paraziti için çok zehirli olan ilaçlar seçilir ve geliştirilmeye alınır. Önce ilacın çeşitli kullanılma şekilleri denenir. Mesela arılar üzerine püskürtülerek sprey şeklinde kullanılır. Başka bir deneme metodu da arılara ilacı tütsüleyerek vermektir. Doğrudan temas etkili bu ilaçlar yanında, sistemik etkili ilaçlar da üzerinde önemli duracağımız ilaçlardır. Bu sistemik etkili ilaçlar bütün kovan içinde arılara, yine ilacı alan arılar tarafından yayılır. Denemelerde bu ilacı almış arılar, ilaçlanmamış fakat varroa ile bulaşmış arılarla birlikte bir kafes içerisine konur.
Verilen ilaç, ilacı almış arılar vasıtasıyla ilacı almamış arılara onların birbirlerini besleme, birbirlerini temizleme gibi sosyal faaliyetleri sırasında bulaştırılır. Arıya bulaşan ilaç onların bağırsaklarına ve daha sonra da kanlarına geçer. Bu arıların kanını emerek beslenen varroa paraziti de bu ilacı alarak ölür. Varroaların bundan kurtuluşu yoktur. Laboratuvarda denenen ve arıya hiçbir zararı olmadığı tespit edilen fakat onların kanını emen varroaları öldüren böyle bir ilacın denenme sırası şimdi sahaya gelmiştir. Bu deneme salma kafeslerde uygulanır. Bu denemeyi de yaptıktan sonra ilaç bu sefer aynen dışarıdaki kovanlar üzerinde denemeye alınır. Sistemik etkili bu ilacın diğer bir avantajı da kış salkımı yapmış arılar üzerindeki varroalara da etkili olmasıdır. Bu sırada çerçevelerde kuluçka yoktur ve varroalar olgun arılar üzerinde bulunmaktadır. İlaçlamadan sonra dökülen varroalar toplanarak değerlendirmeye tabi tutulur. Bazı koloniler tahrip edilerek mevcut varroalar sayılıp tespit edilir. Öldürülen arılar benzinle yıkanarak varroaların arıları bırakması sağlanır. Varroaları arılardan ayırmak için kalbur kullanılır. Ayrılan varroalar sayılarak yazılır. İlacın denenmesi yalnız varroalara etkinliği yönünden tetkik edilmekle kalırmaz, aynı zamanda arılar için emin olması, zararsız olması yönünden de araştırılır. Bu denemeler sonbahar ilaçlamasına alınan arıların ilkbaharda ilaçlanmayan arılarla mukayesesi yapılarak değerlendirilir. Değerlendirme, kovanlardaki kuluçka faaliyeti, polen toplama ve bal üretimi dikkate alınarak yapılır. Thank you.
Ayrıca tüketici yönünden de emniyet denemeleri yapılır. İlacın bal ve bal mumunda kalıntı bırakıp bırakmadığı en hassas bir şekilde analiz edilir. Bütün kanuni vecibeler yerine getirilmelidir. İlacın ruhsatlanması için gerek kalite gerek emniyet yönünden derinlemesine araştırmalar yapılmalı ve ruhsatlandırılmasında hiçbir sakınca olmadığı tespit edildikten sonra imalatına geçilerek arıcıların emrine verilmelidir. Periz'in varoatosis için Bayer'in hazırladığı yeni ve sistemik etkiye sahip, aynı zamanda yukarıda anlatılan bütün hususları bünyesinde toplayan bir ilaçtır. Periz'in arıcılar tarafından hem varroa parazitini teşhis etmek ve hem de onu yok etmek için emniyetle kullanılır. Varroa'yı teşhis için kovanın dip tahtası üzerine beyaz ve temiz bir örtü konur. Periz'in ilaçlamadan önce sulandırılarak hazırlanır. 10 cc periz'in 500 cc suya karıştırılır. Çalkalanır ve kullanılmaya hazır emülsiyon elde edilir. Periz'in ilaçlama takımındaki şişeye ilaçlı su doldurulduktan sonra üzerine dağıtıcı kısmı takılır ve şişe çalkalanır. Sayıda, yani 6 ila 10 adet çerçeve ihtiva eden bir kovana bu ilaçlı sudan 50 cc yeterlidir. Bu miktar ilaçlı su şişeyi sıkmak suretiyle şişe üzerindeki dağıtıcı kısma alınır ve çerçeveler arasından arılar üzerine doğru eşit şekilde akıtılır. Kovanın dip tahtası üzerine konan kağıt, ertesi gün ve daha sonraki günlerde varroa'nın dökülüp dökülmediğini anlamak için kontrol edilir. Eğer kağıt üzerinde herhangi bir varroa görülürse, ilk ilaçlamadan 7 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır. Mevcut bütün arılar bir hafta arayla iki defa bu ilaçlamaya tabi tutulur. Keza arka tarafından açılabilen kovanlar da bu şekilde ilaçlanır. Kovandaki arılar 5 veya daha az çerçeveyi basacak kadar az ise bu takdirde 25 cc ilaçlı su yeterlidir. When all
Bütün arıcılar arılarını varroa paraziti yönünden iyi bir kontrol altına alırlarsa ve gerekli mücadeleyi yaparlarsa hem zarara uğramayacaklar hem de hiçbir riske girmeyeceklerdir. Arılar meyve ağaçlarının, çiçeklerin ve çeşitli tarım ürünlerinin tozlaşma yoluyla döllenmesi çalışmalarına devam edecekler ve arıcı da arılarının artan çalışma gücünden memnun olacak ve işinde başarıya ulaşmanın zevkini duyacaktır. Thank you.